Murat için. En son burada konuştuğumuzda 4+4'ü konuşmuştuk. Dolayısıyla yaklaşık bir 2,5 yıl falan oluyor tahminime göre. Şimdi bugün biraz bu yüksek öğretim reformu hakkında ben bazı slaytlar hazırladım, bazı şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Şu an ben bir kitap üzerine çalışıyorum zaten bu yüksek öğretimle ilgili olarak. Onun bir bölümünde işte bu Türkiye'yi tartışmaya çalıştım. Hani özellikle Amerikan örneğinden yola çıkarak Türkiye için ne tür reform önerileri yapılabilir gibi bir fikirden hareketle. Onları hem sizlere sunup ben böylece bazı geri bildirimler de almak istiyorum. Bunu bir fırsata dönüştürmek istiyorum yani. Yüksek öğretim Türkiye'de çokça aslında zaman zaman gündeme geliyor, tartışılıyor. Ancak birazdan sunmaya çalışacağım üzere çok da veriye dayalı olarak, bilgiye dayalı olarak bu tartışmalar yapılmıyor. Yani ciddi bir bilgi eksikliği söz konusu bu konularda. Ama bu konunun önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Konu aslında Türkiye açısından oldukça önemli. Çünkü Türkiye genel olarak yüksek öğretimde bir şekilde reform yapamasa ya da birazdan konuşacağız bu toplumsal talepleri karşılayamasa hem demokratikleşmesi açısından bir takım şeyler sekteye uğrayacak hem de ekonomik büyümesi açısından özellikle 2023 hedefleri çerçevesinde düşündüğümüz zaman Türkiye'nin işte ileri teknolojiye dayalı ya da Ar-Ge'ye dayalı bir ekonomiye geçmesi son derece güç görünüyor. Dolayısıyla yüksek öğretim oldukça önemli Türkiye açısından ama dediğimiz gibi bu öneme mukabil veriye dayalı, bilgiye dayalı tartışmaların yapıldığı, uzlaşıya dayalı sonuçların çıktığını söylemek güç. Zaten hepimizin malum olduğu üzere YÖK 1981'de kuruldu. O günden bugüne çok tartışmalı bir kurum. O günden bugüne yüksek öğretim reformu gündemimizde ama bir türlü bu konuda somut bir ilerleme yakalayabilmiş değiliz. Fakat konu bir taraftan da güncel, biliyorsunuz yine yeni kurulan hükümetin, 62. hükümetin programında da yer aldı bu. Önümüzdeki 6 aylık programa da girdi, reform paketine de girdi. Dolayısıyla bu konularda adım atılması bekleniyor. Dolayısıyla biraz ben de bu çerçevede işte nasıl bir yüksek öğretim yapılmalı şeklinde bir başlık koymaya çalıştım ve bunun altını doldurmaya çalışacağım. Ben konuşmamı 3 bölüme ayırdım. Birincisi Türkiye'de çok yaygın söylenen bazı tespitler var yüksek öğretime ilişkin olarak. Bunlara ben efsane dedim. Çünkü bir kısmı belki kısmen doğru ama yaygınlığından mukabil kimi sıkıntıları barındırıyor. Dolayısıyla onlara biraz değinmeye çalışacağım. Daha sonra neden reform yapmalıyız? Yani reform ihtiyacını somut olarak nelere dayandırabiliriz? Ve son olarak da ne tür öneriler yapabiliriz şeklinde ilerlemeye çalışacağım. Şimdi birincisi bugünlerde özellikle son 2006'dan sonra hani son 10 yılda sürekli duyduğumuz bir şey var. Türkiye'de çok fazla sayıda üniversite açıldı. İşte bir sürü tabela üniversitesi açıldı şeklinde bir ifade var. Bu tabii bir kalite ilişkin kaygıyı barındırıyor. Yani yeni üniversitelerin yeterli altyapıyı henüz oluşturmadan açıldığına ilişkin bir şeyi tespiti barındırıyor. Ama aynı zamanda biraz böyle o köklü üniversitelerin ya da statükonun değişime karşı direncini de ifade ediyor. Çünkü bu sözler aslında sadece bugüne ait sözler değil. Yani geçmişte diyelim ki 1992'yi hatırlayın. İşte Isparta'da, Zonguldak'ta, Harran'da, yani Şanlıurfa'da vesairede üniversite kurulduğu zaman aynı tespitler o zaman da yapılmıştı. Ya da aynı serzenişler o zaman da yapılmıştı. O zaman da mesela işte Şanlıurfa'da üniversite mi olur, işte ne bileyim Isparta'da üniversite mi olur vesaire gibi şeyler söz konusuydu. Ya da Zonguldak'ta üniversite mi olur şeklinde bir serzeniş söz konusuydu. Bugün işte Hakkari'de üniversite mi olur, Şırnak'ta üniversite mi olur şeklinde ifade ediliyor. Daha geriye gittiğimiz zaman aslında bu Ankara Üniversitesi kurulurken bile ya da Ege Üniversitesi kurulurken bile benzer tespitler söz konusu ya da benzer serzenişler söz konusu. Yani işte Ankara'da üniversite mi olur, İzmir'de üniversite mi olur şeklinde tepkiler söz konusu. Dolayısıyla bu tepki yeni bir tepki değil. Yani bu sadece iyi niyetli bir tepki de değil. Yani bunu tabii ki dediğim gibi kaliteli ilişki olarak bir takım haklı şeyleri var. Gerekçeleri söz konusu.
bu konuda kaygılı olmamızı gerektiren şeyler söz konusu. Örneğin işte son 10 yılın rakamlarına baktığımız zaman işte öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının arttığını görüyoruz. Yani sistem büyürken, öğrenci sayısı artarken yeterli sayıda öğretim üyesi yetiştirememişiz. Dolayısıyla orada bir takım sıkıntılar var ama bununla birlikte hani bu Türkiye'de çok fazla sayıda üniversite açıldığı anlamına gelmiyor. Yani en azından Amerika ile kıyasladığımız zaman bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Amerika'da 4700 civarında kolej ve üniversite var. Yani oradaki bütün üniversitelerin ismi üniversite değil, bazıları kolej. Bazıları işte community college diye geçiyor. Hani bizdeki meslek yüksek okullarına tekabül eden ama tam olarak onlarla aynı olmayan, ben mahalle kolejleri diye çeviriyorum onları. Çünkü çok yaygın, hemen hemen her yerde var ve herkesin yüksek öğretimle buluşmasına vesile oluyor. Yani bu 4700 kurumun bir kısmı böyle mahalle kolejleri, bir kısmı 4 yıllık okullar, bir kısmı işte diyelim 4 yıllık artı yüksek lisans yaptırıyor, bir kısmı doktora yapıyor. Ama hani sadece lisans derecesi açısından baktığımız zaman 2500 civarında okulun, yani yüksek öğretim kurumunun kolej ve üniversitenin olduğunu görüyoruz. Yani Amerika ölçeğinde çok ciddi bir sayıyla karşı karşıyayız. Yine 885 civarında üniversitenin doktora derecesi verdiğini görüyoruz. Yani bu da çok azımsanamayacak bir rakam. Türkiye'de ise şu an itibariyle 195 bizim yüksek öğretim kurumumuz var. Yani Amerika'da işte 4700 civarında olan kurum sayısı, bizde işte yaklaşık 200 civarında falan. Dolayısıyla şeye de baktığımızda, yani özellikle okullaşma oranına baktığımız zaman bizim okullaşma oranlarımızın örneğin Kaliforniya'nın okullaşma oranlarına, 1960'lardaki okullaşma oranlarına yeni yeni yaklaştığını görüyoruz. Ya da işte OECD ortalamasına baktığımız zaman Türkiye'nin hala o ortalamanın biraz altında olduğunu görüyoruz. Yani işte bu açık öğretimi vesaire dahil ettiğimiz zaman orada biraz daha göstergeler iyileşiyor. Ama özellikle işte sistemin yaklaşık yarısının açık öğretim olduğu düşünüldüğü zaman çok da iyi bir noktada olduğumuzu söylemek zor. Dolayısıyla bizim hem okullaşma oranlarımız düşük hem de sayısal olarak baktığımız zaman hani bizde çok fazla üniversite açıldığını söylemek zor. Dolayısıyla bu efsaneyi şöyle bitirerekten bağlamak istiyorum. Yani Türkiye'de evet bir takım kaliteye ilişkin sıkıntılar var. Yani bu tartışmaya açık bir şey. Ama bu kurumların açılması dışında çok fazla alternatifimiz de söz konusu değil. Yani bu politika doğru bir politika. Yani bu yüksek öğretim kurumlarının yaygınlaştırılması ciddi anlamda doğru bir hamle. Ve bunun ibresi sürekli yukarı doğru. Yani şöyle düşünün, işte 10 yıl önce diyelim Muş'ta üniversite yoktu, şimdi bir üniversite var. Ve bu üniversite her geçen gün gittikçe de altyapısını kuruyor, fiziksel altyapısını kuruyor, insan kaynağını geliştiriyor. Dolayısıyla 10 yıl sonra daha iyi bir noktada olacağından eminiz. Bütün yüksek öğretim kurumlarının aynı şekilde, aynı kalitede olacağını söyleyemiyoruz. Ama şunu söyleyebiliyoruz, yani 92'de açılan üniversiteleri düşündüğümüz zaman hani 92'de evet onların da birçok eksiği vardı ama bunun genel noktada çok iyi bir noktada olduklarını söyleyebiliriz. Bir diğer mesele yüksek öğretimle ilgili yine çok sık duyduğumuz mesele, dünyada YÖK benzeri bir kurum yoktur. Aslında YÖK'ün tarihine baktığımız zaman, yani özellikle 1981'de kuruluşuna baktığımız zaman YÖK doğrudan Amerika'daki eyaletlerin mütevelli heyetleri tarzında yapıları örnek alarak kuruluyor. Yani doğru amacı bu işi kurarken, YÖK'ü kurarken New York gibi, Kaliforniya gibi büyük eyaletlere bakıyor ve o eyaletlerdeki bir takım yapıları inceliyor. Bakıyor ki orada üniversite ile devlet arasında bir takım aracı kuruluşlar var. Bir takım yüksek öğretim kurulları var, yani mütevelli heyetleri var. Dolayısıyla oradan esinlenerek bir model üretiyor. Ancak Türkiye'deki model bu örneklerden biraz farklılık arz ediyor. Örneğin biliyorsunuz 2004'lü yıllara kadar YÖK'te bir tane üye genelkurmay tarafından belirleniliyor. Yani bu mesela Amerika'da asla karşılaşamayacağımız bir husus. Yani bizdeki yapı evet oraya benziyor ama benzemeyen unsurları da barındırıyor. Yani açıkça işte bir vesayet bir tarafı da söz konusu. Onun dışında Amerika'daki mütevelli heyetler genelde halk vatandaş temsiline dayalı oluyor. Yani toplumdaki insanların mütevelli heyetinde yer aldığını görüyoruz. Oysa Türkiye'deki
yüksek öğretim kurulu, yani YÖK örneğine baktığımız zaman profesörlerin ağırlıklı olarak ve devlet bürokratlarının ağırlıklı olarak orada oturduğunu görüyoruz. Bu da oradaki örneklerle çok benzeşmiyor. Yani bizim Türkiye'deki kurul biraz uzmanlar heyetine benziyor. Çünkü ağırlıklı olarak ya kıdemli bürokratlardan oluşuyor ya da profesörlerden oluşuyor. Yani üniversite temsilcilerinden oluşuyor. Dolayısıyla yani bu faslı da kapatacak olursak, dünyada aslında YÖK'ün işlevlerini üstlenen benzer kuruluşlar var. Yani Avrupa'ya da baktığımızda, örneğin İsveç'te de işte ismini Türkçe'ye çevirdiğimizde tam olarak YÖK'e tekabül eden bir kuruluş var. Ama fark şu, yapıların ayrıntılarında ciddi önemli farklılıklar söz konusu. Ve YÖK aşırı derecede yetkilendirilmiş durumda. Yani özellikle hem 12 Eylül darbesinin ürünü olması dolayısıyla o günkü şartları hatırladığımız zaman çok aşırı derecede merkeziyetçi kurgulanmış bir sistem. Ve burada kilit figür de Cumhurbaşkanı. Yani Cumhurbaşkanı'nın YÖK başkanı ve YÖK üyelerini belirlediği ve onların da aşağıya doğru işte rektörleri, dekanları vesaireyi belirlediği bir sistem kurgulanmış. Yani bütün yüksek öğretim sisteminin zapturapt altına almaya çalışan bir vesayetçi anlayışla kurulmuş. Ve bu kurulduğu günden bugüne sürekli tartışılıyor. Yani evet, dünyada dediğimiz gibi, yani özetlersek, YÖK benzeri kuruluşlar var ama YÖK'ün aynısı bir kuruluş, bu kadar güçlü bir kuruluş yok maalesef. Yani YÖK bu anlamıyla baktığımız zaman kuruldan ziyade bir tür süper kurul. Yani çok ciddi yetkileri olan bir kurul olarak kurulmuş. Çünkü hem vakıf üniversitelerini yönetiyor, koordine ediyor, hem diğer devlet üniversitelerini işte bir şekilde denetliyor, yönetiyor. Dolayısıyla ciddi anlamda bir şey söz konusu. Ama bu YÖK benzeri kurumların olmaması gerektiği anlamına gelmiyor. Yani YÖK benzeri kuruluşlara hala ihtiyaç var. Türkiye örneğinde de bu ihtiyaç devam ediyor. Bu ihtiyaç azalmıyor. Yani kurum sayısı arttıkça, birazdan ona değinmeye çalışacağım. Bizde de üniversite sayısı arttığı için, yüksek öğretim sayısı arttığı için koordinasyon ihtiyacı geçmişte olduğundan daha fazla aslında söz konusu. Dolayısıyla evet, YÖK sıkıntılı bir kurum ama YÖK benzeri bir şeye, koordinasyon kurumuna yine ihtiyacımız söz konusu. Yine bununla ilişkili bir efsane de şu, işte Türkiye'de üniversiteler özerk değil, üniversiteler özerk olmalı ama buradaki özerkliği şöyle algılıyoruz, yani genelde toplumdaki tartışmalarda. İşte öğretim üyeleri kendi rektörünü kendisi seçmelidir. Aslında dünyada böyle bir özellik tanımı yok. Yani ne Avrupa'da ne Amerika'da hocaların kendi rektörünü seçmesi artık söz konusu değil. Geçmişte bazı ülkelerde bu uygulandı. Örneğin Almanya'da, Fransa'da, Japonya gibi ülkelerde uygulandı. Ama oradaki rektör figürüne baktığımız zaman daha ziyade sembolik ve eşitler arasında bir eşit olarak kurgulandığını görüyoruz. Yani bir tür senato başkanı olarak kurgulandığını görüyoruz. Oysa Türkiye'de aslında bizim rektör dediğimiz kişi, rektörden ziyade bir başkan. Yani ABD sistemindeki president'a benziyor. Yani çok ciddi anlamda yetkileri var. Dolayısıyla bizim sistem bir tarafıyla Amerika'yı örnek almış ama rektör seçmeye gelince Avrupa modelini, yani orası işine geldiği için orayı öne çıkarıyor. Böyle bir travesti bir modelimiz var. Yani bir tarafıyla ABD'den modeli almışız ama bir tarafıyla rektör figürünü de korumaya çalışıyoruz. Çünkü bu işimize geliyor. Yani öğretim üyeleri olarak biz o ayrıcalığımızı sürdürmek istiyoruz. Diyoruz ki ya biz belirleyelim. Yani bu buna Cumhurbaşkanı karışmasın ya da işte başkaları karışmasın ya da toplum karışmasın vesaire. Yani demokrasiden anladığımız bu kadar. Yani öğretim üyelerinin demokrasi algısı kampüs sınırlarının dışına çıkmıyor yani Türkiye'de. Ya yani mesela hani Amerika'da az önce bahsettik, mütevelli heyetleri belirliyor üniversite başkanları. Yani toplum aslında belirliyor. Yani o mütevelli heyetinde yer alan insanlar belirliyor. Ama bizde böyle bir özellik algısı söz konusu ve bu son derece güçlü. Yani bu mesela zaman zaman üniversite başkanlarında da karşımıza çıkıyor. Örneğin 2004 yılında AK Parti döneminde hazırlanan bir taslakta rektörlerin yine bu şekilde seçimle belirlenmesi öngörülüyordu. Bu demokratik bir şey olarak algılanıyordu ve hala da bu algı önemli ölçüde devam ediyor. Ama yani dediğim gibi dünyada bu modelden hızla bir uzaklaşma söz konusu. İşte Japonya reform yaptı, Almanya yaptı, Fransa yaptı. Diğer ülkeler zaten bir tür mütevelliyle yönetiliyor. Yani şu an özellikle OECD ülkelerine baktığımız zaman ağırlıklı olarak böyle bir modelin söz konusu olmadığını görüyoruz.
Bir diğer efsanemiz, Türkiye'de üniversiteler kapsamlı bir yüksek öğretim reformu talep etmektedirler. Bu da büyük bir efsane. Aslında Türkiye'de baktığımız zaman somut olarak yüksek öğretim kurumlarına ya da bu kurumlarda çalışan öğretim üyelerinin taleplerine baktığımız zaman burada da çok büyük bir belirsizlik olduğunu, aslında öyle çok yüksek bir talebin olmadığını görüyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü eğer gerçekten bir talep olsa alternatif çabalara destek söz konusu olur ya da alternatiflerin daha çok tartışılması söz konusu olur. Ama genelde taslaklar ortaya çıktığı zaman üniversite öğretim üyelerinin çok statükocu davrandığını görüyoruz. Ya da hazırlanan taslakların çok fazla YÖK'e benzediğini görüyoruz. YÖK benzeri alternatiflerin hazırlandığını görüyoruz. Örneğin şeye baktığımız zaman bu geçen mecliste Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda YÖK'e ilişkin bir madde de vardı. Yani YÖK'ün kaldırılmasına ilişkin bir madde. Öngörülen Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu diye bir kurul öngörülüyordu. Maddeye baktığınız zaman zaten maddenin şekli bile YÖK'ü hatırlatıyor. Çünkü madde çok uzun. Yani anayasada yer alması gerektiğinden çok daha aşırı derecede ayrıntılı. İşte YÖK 21 üyeli, bu öngörülen kurul 15 üyeli. Yani çok böyle küçük değişiklikler görebiliyoruz. Çok ufak tefek farklılıklar görebiliyoruz. Mesela şu an YÖK'te diyelim YÖK üyelerinin 1/3'ü üniversiteler arası kurul tarafından belirleniyor. Yani yine profesörler seçiliyor. Bu öngörülen taslakta da o profesör sayısı artırılıyor. Yani bu aslında çok böyle kapsamlı bir alternatif falan anlamına gelmiyor. Ve bence demokratik olduğu anlamına da gelmiyor. Tam tersine bizim özellikle HSYK örneğini düşünürsek eğer, yani hakim ve savcılar örneğini düşünürsek, oradaki bir paralel yapılanma, diyelim ki seçim söz konusu olduğu zaman bütün kendi rengini oraya verebiliyor. Yani işte diyelim orada iyi örgütlenmiş bir grup bütün sonucu belirleyebiliyor. Şimdi burada da böyle bir risk söz konusu ama bu risk düşünülmedi. Yani burada riskten kastım sadece paralel yapı değil. Yani sadece öğretim üyelerinin insafına bırakılarak yapılacak bir seçim ne kadar demokratik, ne kadar toplumu temsil ediyor, bu tartışmaya açık fakat bu maalesef yeterince tartışılmadı. Bir de burada şunu eklemem lazım. Şimdi bu konu çok tartışılıyor, YÖK meselesi falan ama örneğin liberal diye geçinen bir yazar şöyle bir yazı yazmıştı. Demişti ki ya işte üniversite müfredatları şöyle kötü, böyle kötü, işte YÖK bu konuyu el atmalı. Yani bir taraftan YÖK'ü eleştiriyor, bir taraftan YÖK'ün olmaması gerektiğini söylüyor ama somut herhangi bir mesele girdiğimiz zaman hemen konu YÖK'e geri geliyor. Yani diyor ki ya müfredatlar kötü, o halde YÖK buna el atmalı. Ya da işte bir tanesi şey yazmıştı, ya nanoteknoloji enstitüsü kurulmuş işte Bingöl'de. Ya Bingöl'de nanoteknoloji enstitüsü mü olur? YÖK bu konuya müdahale etmeli. Yani bir tarafta YÖK'ten şikayetçi olan bir tavır söz konusu ama her bir meseleyi somutlaştırdığımız zaman orada da hemen böyle bir statükocu bir tarafımız söz konusu. Dolayısıyla YÖK'ün kısıtlayıcı uygulamalarını eleştiren bir şey söz konusu, söylem söz konusu ama birçok yeniliğin de aslında YÖK bahane edilerek ya da YÖK benzeri sebepler, gerekçeler öne sürülerek bunlara karşı çıkıldığı görülüyor. Bu da ciddi anlamda sıkıntılı yani. Şimdi burada işin tabii Cumhurbaşkanı tarafı da var. Bugüne kadar YÖK'e ilişkin bir değişiklik yapılmamasının belki en temel sebeplerinden bir tanesi Cumhurbaşkanlarının bu konuya bugüne kadar sıcak bakmaması. Yani Kenan Evren zaten YÖK'ün kurucusu olarak ya da mimarı olarak yani o dönemin işte generali olarak, darbeci generali olarak ve sonrasında Cumhurbaşkanı olarak zaten orada bir reform istemiyordu. Sonrasında özel bir reform istiyordu ama işte rahmetlinin ömrü yetmedi, kısa sürdü. Orada bu seçim sistemine aslında özel sıcak baktı ve bu sistemi getirdi. Orada kısmi bir reform yaptı ama Özal'ın öngördüğü şekilde çok da çalışmadı sistem. Az önce söylediğim gibi bu seçim sistemi dünyada da hızla uzaklaşılan bir model. Daha sonra Demirel döneminde zaten Demirel Kemal Gürüz'ü cesaretlendiren, hatta en tartışmalı olduğu dönemde bile onu yeniden atayan bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Zaten orada öyle bir irade söz konusu değil. Ahmet Necdet Sezer döneminde ise zaten YÖK'ün bir rejim bekçisi olarak kurgulandığını görüyoruz. Hatırlarsanız o dönemde Deniz Baykal, Recep Tayyip Erdoğan'a işte YÖK'ü değiştiremezsiniz, YÖK bir rejim meselesidir demişti. Daha sonra
Abdullah Gül döneminde çok pozitif bir dönem başladı. Yani biz bunu özellikle normalleşme dönemi olarak ifade etmiştik daha önceki çalışmalarımızda. Çünkü 2007 yılından itibaren artık hükümetle çatışan bir yok söz konusu değil. İşte başörtüsü özgürlüğü, işte Yusuf Ziya Özcan'ın YÖK başkanı olmasıyla birlikte başörtüsü özgürlüğü, işte katsayının kaldırılması gibi olumlu adımlar söz konusu ve üniversitelerin biraz daha asli işlerine dönmeleri söz konusu. Yani gidip hükümetle sürekli sürtüşen, kavga eden bir YÖK değil de biraz daha diyalog içerisinde olan bir YÖK söz konusu. Üniversitelerin de kendi asli işlerine bakmaları teşvik edildi bugüne kadar. Dolayısıyla olumlu bir dönem başladı Abdullah Gül'le birlikte ve bu halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte zaten devam ediyor. Ama bu kadar olumlu atmosfere rağmen, yani cumhurbaşkanları bu konuya ilkesel olarak sıcak bakıyorlar. Daha önceki YÖK başkanları hem Gökhan Çetinsay hem Yusuf Ziya Özcan bu konuya sıcak bakıyordu. Yani değişiklik yapılmasını istiyordu. Hem hükümet programlarında bu yer alıyordu. Ancak bu konuda bir somut bir gelişme olmadı. Ve bu gelişme bundan sonra da olacak mı bunu bilmiyoruz. Ancak YÖK'ün söyleminde bir değişiklik görüyoruz. Yani YÖK'ün yeni başkanı aslında biraz daha problem uygulamalardan kaynaklanıyor. İşte ne yapalım, yasada değişmiyor, böyle devam edelim falan modunda açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla çok da istekli görünmüyor. Bundan sonrası ne olacak, bunu ayrıca konuşmak lazım. Bir işin Cumhurbaşkanı tarafı var dedik, bu reformların yapılmaması. Ama bunun belki daha önemli bir tarafı, üniversiteler de dediğimiz gibi çok istekli değiller. Yani üniversiteler bu konuda çok böyle sınırları zorlayan, çok talepkar davranmıyorlar. Kendi rahatlığını düşünüyorlar. Maalesef durum böyle. Yani çok böyle üniversitelerden bu konuya yönelik böyle hükümeti zorlayıcı, kamuoyunu hazırlayıcı, böyle ileri reformların, demokratik taleplerin falan geldiklerini görmüyoruz. Bir takım hazırlanan bugüne kadar yasa taslakları söz konusu. İşte bazılar gerçekten katılımcı bir şekilde hazırlandı. Bazılar biraz böyle kriz anlarında hazırlandı. İşte o daha önce diyelim Hüseyin Çelik döneminde YÖK'le çatışmalı bir dönemde işte kriz zamanlarında hazırlandı falan. Ama mesela Gökhan Çetinsay'a döneminde bir taslak hazırlandı. Bayağı bir kişiye danışıldı, edildi falan ama o taslakta YÖK'ün biraz yapısı gereği, YÖK'te 21 üye var. Üyelerin farklı görüşleri söz konusu. Biraz da onun etkisiyle o taslağın da çok böyle net bir felsefesinin olduğunu söylemek güç. Yani o taslakta da bir takım eksiklikler söz konusu. Ancak süreç katılımcı bir şekilde işletildi ve o dönem hükümete iletildi ama oradan somut bir şey çıkmadı. Ama dediğim gibi önümüzdeki 6 ay ne getirir bunu hep birlikte göreceğiz yani. Şimdi bir 5. efsaneyi de anlatıp geçeceğim zaten 5 efsanemiz söz konusu. Bir diğer mesele de bu kalite meselesi son günlerde, son aylarda, son yıllarda çok gündeme geldiği için özellikle bu Tabela Üniversitesi yaftasından hükümeti biraz böyle sıkıştırmak için sürekli söylendiği için bu Tabela Üniversitesi vesaire söylemi biraz da bu kalite düştü falan söyleminden dolayı işte alternatifler de gündeme geliyor. Ne yapalım? İşte kalite güvencesi sistemi kuralım, akreditasyon yapalım. İşte Amerika çok iyi, kaliteli bir yüksek öğretim sistemine sahip çünkü orada akreditasyon var gibi böyle söylemler de ön plana çıkıyor. Bunlar da tabii sıkıntılı söylemler. Bunun çok ayrıntısına girmeyeceğim ama Amerika yüksek öğretiminin kalitesini akreditasyona bağlamak son derece riskli. Yani öyle bir doğrudan ilişki kurmak son derece riskli. Çünkü akreditasyon minimum standartlarla ilgili bir şey. Öyle çok kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Zaten Amerika'da kiminle konuşursanız konuşun, akreditasyonun kaliteyle eş anlamlı olmadığını söyleyecektir. Yani akreditasyon minimum asgari standartlarla ilgili bir şey. Ve bu da makul bir şey. Yani 4000, size az önce rakamı paylaştım, 4700 kurumun olduğu bir ülkede hani bir asgari standartların belirlenmesi son derece makul. Bizim sistemde ise biz zaten baştan kurumları boğuyoruz. Yani mesela Türkiye'de biz burada diyelim burayı bir üniversiteye dönüştüreceğiz dediğimiz zaman işte bir sürü süreçten geçmemiz lazım. Bir sürü yerden onay almamız lazım. Ondan sonra burayı kurabiliyoruz. Yani bizde zaten baştan bir sürü devletçi bürokratik mekanizmalar söz konusu. Böyle her isteğin kafasına göre bir eğitim zaten sunamıyor. Yani orada insanlar serbest teşebbüs, birçok konuda daha serbest davranabiliyorlar. Tabii orada da bir takım izinler falan var ama daha kolay bir şekilde diyelim istediği anlamda üniversiteyi kurabiliyor. Örneğin işte Katolik kolejleri var ya da işte başka mezheplerin kolejleri var. İsteyen istediği felsefesine göre, dinine göre, inancına göre kolej kurabiliyor.
Oysa bizde öyle değil. Biz zaten YÖK eliyle çok ciddi anlamda sistemi merkeze çıkılmışız. Çok ciddi düzenlemeler var. Ve bir de bunun üstüne bir de akreditasyonu eklemeye çalışıyoruz. Yani bu biraz riskli yani. Bizim yapımızı çok fazla dikkate almadan getirilen bir öneriye benziyor. Ama hani en azından Amerika örneğine baktığımız zaman oradaki kaliteyi sadece akreditasyonu açıklamıyor. Başka şeyler açıklıyor. Örneğin insanlar orayı daha böyle fikirlerini serbestçe açıklayabildikleri bir yer olarak görüyorlar. Yani beğenelim beğenmeyelim insanlar oraya gidiyorlar ve orada çalışıyorlar. Yani diyor ki ben burada akademik olarak daha özgür hissediyorum kendimi. Ya da rekabet söz konusu, bireysel anlamda hem rekabet söz konusu hem kurumlar arası rekabet söz konusu. İyi insanlar çekme kaygısı söz konusu, iyi olmaklar söz konusu. Dolayısıyla kalite biraz kaynaklarla ve biraz bu dediğimiz gibi işte yüksek öğretim kurumlarının özerk olması ya da biraz daha özgür olmaları, akademisyenlerin özgür olmalarıyla ilişkili olarak görünüyor. Dolayısıyla bunu sadece akreditasyona bağlamak çok eksik bir yaklaşım olarak görülür. Şimdi neden bir reforma ihtiyacımız var? Bunda da 5 madde sıralayacağım. Sonra da ben kendi önerilerimi yapacağım 5 maddede. Şimdi birincisi bizde YÖK aslında hem bir sorun olarak karşımızda hem de bir günah keçisi olarak karşımızda. Yani YÖK aslında bir taraftan bütün sorunları perdeliyor. Çünkü ya üniversitede niye şunu yapmıyorsun diye sorduğun zaman rektöre diyor ki ya YÖK izin vermiyor. Hocaya diyorsun ya şunu niye yapmıyorsun ya YÖK buna izin vermiyor. Şunu niye yapmıyorsun ya YÖK. Yani her şeyi aslında örtüyor. Yani normalde üniversitelerin yapabileceği, sorumluluk alıp çözebilecekleri birçok mesele ya YÖK buna engel olur. Mesela bir yeni bir şey düşünüyorsun, diyorsun ya bunu önerelim, hemen arkadaşlar diyor ki ya YÖK bunu onaylamaz. Ya belki onaylar ama o öyle bir algı oluşuyor ki, öyle bir baskı oluşuyor ki her şeyi biz kolaylıkla günah keçisi olarak YÖK'e boca ediyoruz. Bu biraz sıkıntılı. Bir taraftan bir sorun olarak da YÖK devam ediyor. Ve uzlaşı söz konusu değil. Çünkü anayasa değişikliği gerekiyor. Hükümetlerin bu konuda yan yana gelip sertkanlı bir reform yapmaları bugüne kadar söz konusu olmadı. Bundan sonra da söz konusu olacak mı? Önümüzdeki 6 ayda birlikte göreceğiz. Ama şu anki perspektiften baktığımız zaman YÖK ciddi anlamda yeniliklerin önünde duruyor. Bir taraftan da insanları atalete sürüklüyor. Yani insanlar yapabilecekleri değişiklikleri de yapmıyorlar. Yani bu rektörlerin de işine geliyor. Örneğin biz bunu biliyoruz. Yani yüksek öğretim kurumlarında çalışan akademisyenler olarak. Örneğin rektör birisine kadro vermek istemediği zaman diyor ki ya işte YÖK izin vermedi. Yani orada kolay bir şekilde suçu YÖK'e atabiliyor. Bu onun için bir kolaylık sağlıyor yani. Şimdi diğer mesele, Türkiye'de hala akademik özgürlükle ilgili sıkıntılar devam ediyor. Yani örneğin geçen yıl hatırlarsınız, işte Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde bir hoca, Abdullah Öcalan'ın bir kitabını okutmuş derse ve sınavda onun kitabıyla ilgili bir soru sormuş. Burası da Siyasal Bilimler Fakültesi yani. İşte bütün kamuoyunda adamı linç etmeye çalıştılar. Yani sen nasıl olur da işte bu bölücü terör örgütü başının işte kitabını okutursun da soru sorarsın falan. Şimdi bu tabii üniversitelere yakışmayan tablolar. Yani son kertede çünkü bu zaten bilim insanı olarak bu konularla ilgilenmesi beklenir. Yani adamın onunla ilgilenmemesi zaten problem. Yani oysa bunu hani ilgilenmesi vesaire risk almasına yol açabiliyor ve insanlar bu riskleri almaktan çekinebiliyorlar. Ya bu şeyin, bu akademik özgürlüğü sınırlayan hususların dikkatle şey alması lazım. Hani bir şekilde çözülmesi lazım. Bunlar çözülmediği için demek ki bizim bir reform ihtiyacımız söz konusu. Az önce ifade etmeye çalıştık. YÖK özelliği de yanlış anlaşılıyor. Türkiye'de aslında hem YÖK hem üniversiteler anayasal olarak özerk. Yani üniversite özelliğiyle ilgili bir problem yok. İşte en son geçen hafta OTTÜ'de olay yaşadı 2 hafta önce. Adam polisi içeri almıyor. Yani içeride olay oluyor diyelim. Rektör polisi almayabiliyor. Yani Türkiye'de üniversitenin özelliğiyle ilgili tartışmalar biraz aslında sanal tartışmalar. Yani ciddi anlamda bir özellik söz konusu. Yani YÖK'ün özelliği zaten hiçbir şekilde tartışılamaz. Anayasal bir özellik verilmiş ve bütün kararları final yani gidip de mesela o kararlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmıyor. Ya da o kararlar gidip de Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıyor. Cumhurbaşkanı sadece o kişileri atıyor. Ama o kişiler normalde teorik olarak vicdanlarına göre karar veriyorlar.
Dolayısıyla özerkliğiyle ilgili çok ciddi bir tartışma söz konusu değil. Ancak bu özerklik değişik şekillerde anlaşılıyor. Yine ODTÜ örneğinden devam edersek, örneğin işte Başbakan'ın ODTÜ'ye 2 yıl önce işte bu 2012 Aralık ayında hatırlarsanız uydunun uzaya fırlatılması döneminde işte ODTÜ kampüsüne bir başbakan geliyor ve öğrenciler orayı bir kurtarmış alan gibi ya ben seni buraya sokturmam şeklinde şey yapıyorlar. Yani işte taşlar, molotof kokteyli vesaireyle zorla sokmaya çalışıyorlar. Ve bir kısım akademisyenler de bunu hoş karşılıyor. Yani bu sıkıntılı bir özellik anlayışı, akademik özgürlük anlayışı yanlış bir akademik özgürlük anlayışı. Dünyanın hiçbir kampüsünde medeni üniversitelerden bahsediyoruz tabii, yani iyi üniversitelerden bahsediyoruz. Bu tür protestoları öven davranışlar hoş karşılanmaz. Yani protesto haktır. Yani öğrencilerin protesto yapması normal ama bunların barışçı şekilde olması lazım. Yani bunların hiçbir şekilde kürsü işgali olmaması lazım. Yani ben seni burada konuşturmam diyemezsin yani. Burada diyelim ben bugün davetliyim, buraya geldim, beni konuşturuyorsunuz. Diyelim ki buradaki işte 10 kişi benim konuşmamamı istiyor ve burada kürsüyü işgal ediyor. Bu hoş karşılanmaz çünkü beni dinlemek isteyen 5 kişi de olabilir. Yani onların hakkına tecavüz olur bu. Oysa bu yani ODTÜ örneğindeki reflekslere baktığımız zaman bu ayrımların çok iyi oturmadığını görüyoruz. Yani yanlış bir özellik algısı söz konusu, yanlış bir akademik özgürlük algısı söz konusu. Bunların değişmesi ve dönüşmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani daha özgürlükçü bir perspektif lazım ama aynı zamanda daha sağlam bir özellik algısı söz konusu. Yani bu tabii ki topluma hesap veren bir yapıda olması lazım. Onu biraz konuşmaya çalışacağım. Bir diğer mesele, Türkiye'de maalesef bizim liyakata dayalı bir rekabet ortamını oluşturduğumuzu söyleyemeyiz. Yani size şöyle sorayım, mesela ODTÜ'de herhalde şu an kaç yüz tane öğretim üyesi vardır bilmiyorum ama vardır bir 400-500 tane, belki 1000 tane vardır yani. Bir tane başörtülü öğretim üyesi var mı ben bilmiyorum. Yani şimdi başörtülülerin şey mi var, bir eksiği mi var, özel bir kapasite eksikliği mi söz konusu değil. Yani burada açıkça bir ayrımcılık söz konusu çünkü serbest rekabet ortamı yok. Yani insanlar görüşlerine göre fişleniyorlar, ona göre kadroları işgal ediyorlar. Dolayısıyla burada işte Boğaziçi Üniversitesi'nde ismini vermeyeceğim bir akademisyen her gün bir ayrı bir fecaate imza atıyor akademik olarak baktığımız zaman. Yani ama bu insanlar işte o diyelim Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde yer bulabiliyorlar. Yani soruyoruz yani diyoruz ki ya bunun akademik liyakati var mı gerçekten orada olmayan? Yani sorduğumuz zaman, aklı selimle cevap verdiğimiz zaman çok da pozitif cevap veremiyoruz ama o insanlar buraları işgal ediyorlar. Dolayısıyla biz liyakata dayalı seçme yapmıyoruz. Yani bu sadece ODTÜ'nün, Boğaziçi'nin problemi değil. Ama burada çok açık bir şey var yani burada açıkça bir ayrımcılık söz konusu. Yani insanlar diyelim açıkça belli bir diyelim daha dindarsa, daha muhafazakarsa buralarda yer etmesi zor görünüyor. Zor değil belki imkansız görünüyor. Dolayısıyla ya da bırakın onu, ODTÜ'de mesela sosyoloji bölümünde Mesut Yen Hoca'dan biliyoruz. Hani biraz daha böyle özgürlükçü, sol bir noktada duruyorsa, ne bileyim Kürt meselesine bakışı falan farklıysa, oralarda barınmakta bile zorluk yaşayabiliyor. Yani bu ortamlar çok da böyle özgürlükçü vesaire ortamlar değil. Dolayısıyla akademik liyakatı da çok işletmiyorlar. Bu sadece eski üniversiteler için problem değil. Yani bu yeni üniversiteler için de bir risk. Yani orada da diyelim siz diyelim ağırlıklı olarak daha muhafazakar insanları seçip orada öğretim üyesi yapıyorsanız orada da başka komplikasyonlar bugün ya da yarın bizi bekliyor. Dolayısıyla burada üniversitelerin gerçekten liyakata dayalı bir tercih yapması gerekiyor ve bu ancak rekabet ortamını oluşturmaları gerekiyor. Yani bu oluşmadan bizim sistemde herhangi bir olumlu değişiklik yapmamız da zor görülüyor. Şimdi bir diğer mesele, bizim üniversitelerimiz hala toplumsal taleplere ve ihtiyaçlara cevap üretemiyorlar. Mesela işte 1970'lerde tasarlanmış bir sistemimiz var değil mi? Üniversite giriş sistemi. İşte mantığı ne? Az sayıda kontenjan olacak, çok sayıda kapıda bekleyen olacak. Onlar yarışacaklar, biz oradan iyi olanları seçeceğiz. Böyle bir paradigma kurulmuş 40 yıl önce. Herkesi yarıştırıyoruz, herkesi tek bir sınavla koşturuyoruz. Ondan göre seçiyoruz. Şimdi
Üniversite sayımız artmış, artık boş kontenjanlar oluşmaya başlamış, dünya değişmiş, bütün dünya farklı bir yere gitmiş. Artık tek bir sınav kullanan ülke neredeyse, hani Çin dışında falan böyle belli ülkeler dışında kalmamış ama bizim sistemimiz her şey olduğu gibi yerli yerinde kalıyor. Ve orada güncelleme yapmakta zorluk çekiyoruz. Böyle komik değişiklikler yapıyoruz. Yok işte tıp fakültesine yok ilk 50 binden öğrenci alınsın, yok baraj puanı 140'tan 150'ye çıkarılsın. Geçen hafta böyle bir karar alındı. Ya burada ciddi anlamda 40 yıl önce tasarlanmış bir sistem var. Sistemin bütün aslında varsayımları değişmiş. Toplum değişmiş. İşte bu arz talep dengesi alt üst olmuş falan. Ama biz o sistemi sönü bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Yani böyle küçük değişiklikler yapmaya çalışıyoruz. Bu da aslında bizim ciddi bir reforma ihtiyacımız olduğunu gösteriyor yani. Bu komik davranışlar yerine daha belki sahici, daha böyle tutarlı değişiklikler yapılması gerekiyor. Bir diğer mesele belki en önemlisi bu hesap verilebilirlik eksikliği. Türkiye'de üniversiteler topluma hesap vermiyor. Vermiyor yani böyle bir yapı da söz konusu değil. Yani Cumhurbaşkanı artık halk tarafından seçilecek olması bu anlamda üniversiteleri topluma karşı biraz daha böyle cevap üretme arayışına itecek. Bu fiilen olmuyor. Bunu görüyoruz. Yani bu olumlu bir değişiklik. Yani Cumhurbaşkanı bugüne kadar sorumsuz bir kişiydi. Yani öyle tarif ediliyor yani işte yetkisi vardı ama sorumluluğu yoktu. Bugünden itibaren hem halk tarafından seçilecek olması hem bir daha belki ikinci bir dönemde olması dolayısıyla halk tarafından bir daha seçilecek olması halkın taleplerine sağır olmamasına yol açacak ve açıyor da zaten. Dolayısıyla Türkiye'de hani Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesi bence olumlu bir gelişme. Yüksek Öğretmen Bakan tarafı açısından. Ama sadece bundan dolayı üniversiteler bir anda topluma daha böyle hesap veren falan yapılar olmuyorlar. Aksine az önce söyledik şeffaflık yok denecek kadar az. Yani akademik atamalarda tam bir komedi yaşanıyor. İşte hani diyelim ki birisini alacağını önceden üniversite zaten biliyor, onu belli ediyor. Ona göre şartları oluşturuyor ve gazetelere ilan veriyor. Ve bir sürü para kaybı aslında. Hani Amerika'da falan olsa adam der ki ya bari ilana çıkmayalım. Hani sahici olalım yani. Biz bu adamı zaten alacağız. Şeffaf olalım. Diyelim ki ya bu adamın şu nitelikleri var. Mesela biz Murat Hoca'yla birlikte Utah'ta öğrencilik yaptık Amerika'da. Orada bir rektör değişikliği söz konusu oldu. Birisini vekaleten getirdiler. Oradaki bir hocayı. Sonra dediler ki ya biz aslında hoca da iyi götürüyor. Biz bununla devam edelim dediler. Çünkü bir rektör arayışı için yani üniversite başkanı diyelim. Üniversite başkanı arayışı için bütün ülkede ilana çıkmaları falan çok maliyetli bir şey. Yani diyelim 1 milyon dolar ya da benzer işte 100 binlerce dolarlık bir maliyet demek. Çünkü profesyonel bir şirketle anlaşıyorsun, bir sürü duyurular yapılıyor. Onların işte getirilip bir konaklamasıdır, onlarla mülakat yapılmasıdır falan gibi süreçler söz konusu. Çok pahalı süreçler. Ona girmediler yani. İlanı falan çıkmadılar. Dediler ki ya biz bundan memnunuz, bunu devam edeceğiz. Bunu da açıkça ilan ettiler. Şimdi bizde ciddi anlamda şeffaflık söz konusu değil. Hesap verilebilirlik düşük. Biz mesela rektörlerin bir takım suistimallerini falan soruşturamıyoruz. Şimdi Coşkun Hoca da burada, o belki ekleme yapacaktır. Çünkü ben daha önce gazetede yazmıştım, belki okuyanlar olabilir. Örneğin bir üniversitede bir hoca, işte hakkında bir takım iddialar var. Bir savcı gidip onu hemen soruşturamıyor. Yani YÖK'e yazması gerekiyor, YÖK'ün onay vermesi gerekiyor. Ve ondan sonra ancak bu soruşturulabiliyor. Yani bu iddiaların çoğu zaman yeterince soruşturulabildiğini de söyleyemiyoruz. Örneğin ben gazetede bir konuyu yazdığım zaman bu konuyu, işte rektör bana da dava açtı. Yani ben o konuyu gündeme taşıyorum, kamuyu bilgilendirme adına. Bana da dava açıyor. Neyse ki o dava benim açımdan düştü ama o iddiaların sahibi olan bir arkadaş açısından o dava devam ediyor. Yani biz burada ciddi anlamda rektörlerin ya da üniversitelerde yapılan işlerin de hesap verilebilirliği olduğunu söyleyemiyoruz maalesef. Diğer denetleme mekanizmaları da zayıf. Yani Sayıştay sadece işte mevzuata uygunluğu açısından o paraların ne kadar doğru harcandığına falan bakıyor. Ama hani onlar gerçekten o paralar yerinde mi kullanılıyor, kullanılmıyor mu falan gibi hesap yapılmıyor. YÖK de bu işlerle uğraşmıyor. YÖK zaten şu an 195 üniversite var. Hangi bir üniversitenin hangi işine bakacak? Yani sayı çok fazla, etkin bir denetimin yönlendirmelerini yapılabildiğini söyleyemiyoruz.
Yine bununla ilişkili olarak bizim genel olarak üniversiteler çok devletçi kurumlar zaten. Çok sivil yapılar olarak da zaten Türkiye'de ortaya çıkmıyorlar. Doğrudan aslında rejimin uzantısı olarak ortaya çıkıyorlar. Mesela Amerika'da öyle değil. Tam tersine kilisenin uzantısı olarak ortaya çıkıyorlar. Yani doğrudan sivil toplumun uzantısı olarak öne çıkıyorlar ve özel öğretim kurumları çok güçlü olarak piyasaya çıkıyor. Daha sonra devlet kurumları çıkıyor. Onun için devlet kurumları daha zayıftır yani. Yani en iyi bildiğimiz üniversitelerin çoğu özel üniversitelerdir. Yani o geleneği hala sürdürürler ama bizde biz medreseler falan zaten kapatmışız. Diyelim Darülfünun'u bile kapatmışız, üniversite yapmışız. Sonra da devlet eliyle üniversiteler kurulmuş. Dolayısıyla mesela rektörlerimiz bizim kırmızı plakaya biniyor. Yani rektör de sanki bir devlet erkanı gibi düşünülüyor. Doğrudan bir diyelim protokoldaki birisi olarak karşılanıyor ki protokol listesinde hani karşılığı var. Yani bunu söylememin sebebi çok böyle şeyimiz de zayıf. Yani bizim sivil sektörümüz de zayıf. Yani özel sektörümüz de zayıf. Özel yüksek öğretim açısından da zayıf. Ve orada da çok böyle serbest teşebbüsü, hür teşebbüsü çok fazla şey yapmıyoruz. Teşvik etmiyoruz. Dolayısıyla denetleme yapacak sivil araçlarımız da zayıf. Yani mesela medyamız güçlü değil şu anlamda. Bu konuları takip eden, izleyen falan medya da söz konusu değil. Yani eğitim konusunu diyelim gündeme alan bir şey söz konusu değil, yayıncılık söz konusu değil. Dolayısıyla bunlar devam ediyor. Peki bütün bu reform ihtiyacını da böyle değindikten sonra ne öneriyorsun diye sorabilirsiniz. Ben çok kısaca bunu değinip bitireceğim sonra hani serbest konuşuruz zaten. Birincisi zaten bu olmazsa olmazımız bizim gerçekten üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının, öğrencilerin görüşlerini serbestçe ifade edebilecekleri, bunlardan dolayı cezalandırılmayacakları bir yapıya doğru gitmemiz lazım. Ancak yine son güncel bir gelişmeden bahsedecek olursak şu an YÖK geçen ay itibariyle disiplin yönetmeliğini üniversitelere tamamen devretti. Yani geçmişte şöyle oluyordu. Diyelim ki üniversitede bir rektör bir öğretim üyesine ceza veriyordu. Daha sonra bu ceza diyelim ki işte böyle önemli bir ceza. Bu YÖK'e geliyor. YÖK bunu bir mahkeme gibi bir daha inceliyordu. Aslında bir takım bir denetleme yapılmış oluyordu. Yani her şey rektörün hesabına bırakılmamış oluyordu. Şimdi YÖK, ya ben bu yetkileri devrediyorum, benim yetkilerim fazla dedi. Nedense tuhaf bir şekilde gitti bu yetkiyi seçti ve bunu üniversitelere devretti. Bu son derece riskli bir düzenleme. Çünkü rektörler zaten işte başta da konuştuk. Türkiye'de çok ciddi anlamda aşırı yetkilerle donatılmış ve birçoğu aslında bir tür kraliyet yaşıyor. Şimdi bu kraliyet tam da taçlanmış oluyor bu düzenlemeyle. Çünkü öğretim üyeleri rektör karşısında çok yalnız bırakılıyor. Çok sahipsiz bırakılıyor bu düzenlemeyle birlikte. Aslında akademik özgürlükleri de çok ciddi anlamda garanti altına alınmış olmuyor. Tam tersine o biraz azaltılmış oluyor. Hocam geçen bir rektör arkadaş kral gibi izledi ki dediğinize göre doğru. Şunu da söylemek lazım. Bu sadece yönetimin sorunu değil. Bu bizim akademinin de sorunu. Yani bizim akademisyenlerimizin de böyle çok özgürlükçü olduğu falan filan da bir efsane. Yani bizim öğretim üyeleri de meslektaşlarını cezalandırmaktan bir an geri durmuyorlar. Yani doçentlik yükselmelerinde ya da akademik atamalarda vesairelerde akademi de aslında çok böyle yasakçı duruyor. Ya da çok böyle yeniliğe çok hoş çok hoş bakmıyor. Dolayısıyla bu sadece devletin de bir sorunu değil. Yani bu hem akademinin sorunu hem de bir yönüyle bu düzenleyicilerin, yasa yapıcıların bir sorunu. Şimdi bir diğer mesele, bizim tamam yok çok merkeziyetçi, aşırı sıkıntılı bir sistem. Peki nasıl bir sistem kurabiliriz? Şimdi ben burada çok detayına girmeyeceğim ama benim önerim YÖK zaten kaldırılması lazım. YÖK yerine bir bakanlık da kurulabilir. Bakanlığın alternatifi olarak YÖK gibi bir kurul da devam edebilir. Bir koordinasyon kurulu kurulur. Planlama yapmak üzere, asıl amacı olmak üzere. Ama bakanlık da olsa, kurul da olsa ya da ikisi beraber de olabilir. Mesela Adalet Bakanlığı var, HSYK var. Yani beraber bir model de düşünülebilir. Hangi alternatif olursa olsun bu merkezdeki yapının, yani üst yapının ana fonksiyonu planlama yapmak. İşte iş gücü ihtiyaçlarını yapmak, belki izlenecek ana politikaları belirlemek vesaire. Yani bu böyle rektörün kim olacağı ya da üniversite başkanının kim olacağı vesaire gibi o böyle iktidar paylaşımı olarak öne çıkan meselelerde söz sahibi olmaması gereken bir yapı, üst
ulusal koordinasyondan bahsediyorum. Onun altında benim önerim bölgesel sistemlerin kurulması lazım. Yani çok kampüslü sistemlerin kurulması lazım. İşte diyelim Marmara'da bir sistem olabilir ya da İstanbul'da tek başına bir sistem olabilir. Çünkü İstanbul'da 7 tane devlet üniversitesi var. Sanırım 7 tane devlet üniversitesi var. Yani bu sayının diyelim belki biraz daha artırılarak çevre iller de eklenebilir. Orada bir sistem kurulması lazım ve orada bir mütevelli kurulması lazım. Yani bu diyelim Marmara'da diyelim yaklaşık 20 üniversiteyi yan yana getirdik, bir bölgesel sistem kurduk. Oradaki sistemin asıl gövdesini oluşturan mütevelli heyeti halk tarafından bir şekilde dolaylı olarak belirlenmesi lazım. Yani Cumhurbaşkanı buraya atama yapabilir, meclis yapabilir, bakanlar kurulu yapabilir. Bu çok önemli değil. Ya da bunların karışımı olabilir ki örnekler de böyle, dünyadaki örnekler ya da Amerika'daki örnekler bu şekilde. Ve bunlar üniversite kampüs başkanlarının doğrudan atamayla belirlenmesi lazım. Çünkü seçim sistemi bizim üniversitelerimizi felç ediyor. Yani üniversiteler ikiye bölüyor, ideolojik olarak ayrıştırıyor. Seçim sonrasında da bu kavgalar devam ediyor. Dolayısıyla normal akademik işleyiş hiç de öyle normal seyrinde devam etmiyor. Onun altında zaten kampüsler olması lazım, yüksek öğretim kurumları olması lazım. Onların başında bir başkan olması lazım. Ve bu başkan zaten şu an olduğu gibi kendi çalışacağı kadroyu belirleyebilme şeyi olması lazım, yani hakkı olması lazım. Yani burada benim önerdiğim modelde bir ara kademe gerekiyor. Yani ulusal sistemle yüksek öğretim kurumu arasında bir ara kademe gerekiyor. Tabii bu alternatif modellere zıt değil. Yani bazı kurumlar ayrı mütevelliyle de yönetilebilir. Bu da mümkün. Bunu da örnekleri söz konusu. Geçmişte Türkiye'de de oldu. ODTÜ zamanında mütevelliyle yönetiliyordu 1950'li yıllarda. Dolayısıyla o tür modeller de tartışılabilir ama her halükarda şu anki modelin, şu anki merkeziyetçi tek tipli yapının terk edilmesi lazım. Çünkü üniversitelerin ihtiyaçlarına da cevap veremiyorlar. Bir diğer mesele, bu sorun olarak zaten ifade etmeye çalışmıştım. Yani Türkiye'de bu liyakat meselesinin, şeffaflığın bir şekilde gündeme alınması lazım. Özellikle akademik atama ve yükseltmelerde bu olmadan bizim üniversitelerimizin kalitesinin artması mümkün değil. Hiçbir şekilde mümkün görünmüyor. Dolayısıyla özellikle bu din, mezhep, etnik köken, cinsiyet vesaire bazlı ayrım yapılıyorsa eğer, ya da kılık kıyafet vesaire, bunların sivil toplum tarafından izlenmesi ve afişe edilmesi lazım. Yani bunu devlet yapmıyorsa sivil toplumun yapması lazım. Yani sivil yapıların bunu sürekli takip etmesi lazım. Dolayısıyla bir yeni şeffaflık mekanizmalarının kurulması lazım. Yüksek öğretim kurumları da bunu dert edinip buna yönelik bir takım adımlar atması lazım. Bir diğer mesele, bizim sistemimizin bu toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilmesi, yani hem yüksek öğretim talebini karşılayabilmesi hem de bu büyümeyi güzel bir şekilde sürdürebilmesi için bizim ciddi anlamda doktoralı öğretim üyesi açığımız söz konusu. Dolayısıyla bu açığın kapatılması için oralarda burs ve teşviklerin verilmesi lazım. Yani daha çok doktor, bilim insanına ihtiyacımız var. Hem kurumlar için hem de yani bu Ar-Ge yapacak kurumlar için ya da politika belirleyen kurumlar için hem de yüksek öğretim kurumlarında çalışmak üzere. Bunu yapmadığımız zaman bizim bu sistemin bu haliyle gitmesi zor görünüyor. Zaten açık öğretim sistemi şu an itibariyle bizim sistemin çok zayıf bir karnı. Çünkü yaklaşık 2 milyon öğrenci o sistemde var. Dünyada bu şekilde bu kadar büyük sistemler var ama tamamı az gelişmiş ülkelerde ya da gelişmekte olan ülkelerde. Yani bizim gibi İran'da var, Çin'de var, işte Tayvan'da var vesaire ama onlar da ideal bir yaklaşım olarak kabul edilmiyor, görünmüyor. Alternatif modeller, arayışlar söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'de sistemin daha da büyümesi muhtemelen söz konusu. Daha da büyümesi çünkü talep devam edecek. Genç nüfusumuz var. 4+4 ile birlikte bu yıl ilk defa artık liseden mezunlar da artacak ve bu böyle devam edecek önümüzdeki yıllarda. Dolayısıyla üniversite sayısını daha da artırmamız gerekiyor bu hesaplamaya göre. Daha da artırmamız için de bizim özellikle doktoralı öğretim üyesine ihtiyacımız var. Mevcut programlar da yeterli değil. Örneğin işte ÖYP programı vardı. Güzel öğretim üyesi yetiştirme programı. Güzel işleyen bir programdı. Milli bir program, ulusal bir program. Nispeten yurt dışına adam göndermeye göre de ucuz bir program. İyi de işliyordu ama yok, keyfi bir şekilde bir gün bir karar aldı 2 ay önce. Dedi ki ya ben artık ÖYP'yi kaldırıyorum.
niye kaldırdığıyla ilgili bir gerekçe açıklaması var YÖK'ün web sayfasında ama evlere şenlik komedi bir açıklama. Diyor ki ya işte bu ODTÜ gibi üniversiteler bunu çok sevmiyordu, istemiyordu. Dolayısıyla kaldırdık. Ya, ODTÜ gibi üniversite istemeyebilir ama bizim ihtiyacımız var yani. Ülkede bir sürü yeni yüksek öğretim kurumu var ve buralarda öğretim üyesine ihtiyaç var. Bu da iyi kötü çalışan bir program. Eksikleri olabilir. Bunları telafi etmek lazım, geliştirmek lazım ama bunlar maalesef yeterince yapılmadı. Son olarak, son madde, bununla bitiriyorum konuşmamı. Sürdürülebilir bir finansman modeline geçmemiz lazım. Sistem büyüyor, ağırlıklı olarak kamu kaynaklarıyla büyüyor ama bu kamu kaynakları da sınırlı ve öğrenci sayısı böyle artmaya devam ederse bu kamu kaynakları da yetmeyecek. Zaten şu an bile hani bazı açılardan sıkıntı çekiyoruz. Dolayısıyla bu mesela harç uygulaması olmalı mı? Ya da mevcut yüksek öğretimden kimler faydalanıyor? Çünkü şu tür tespitler söz konusu, özellikle diğer ülkelerde baktığımız zaman ücretsiz yüksek öğretimden en çok zenginler faydalanıyor. Çünkü onların kültürel sermayeleri, eğitim olanakları daha fazla olduğu için yüksek öğretimden en çok onlar gidiyorlar. Dolayısıyla ücretsiz eğitim, halk çocuklarının ya da fakir çocukların en çok faydalandığı model olmayabilir. Dolayısıyla alternatif modellerin de tartışılması, gündeme gelmesi gerekiyor. Aksi halde bu sistemin devam etmesi mümkün olabilir ama kaliteli devam etmesi mümkün olmaz deyip burada bitiriyorum.